Sevgilim ne olmuyorsun yine ya? Yüzün karardı, tek bir lokma bir şey yemedin, konuşmadın. Ne olur bir şey saklama artık benden, vallahi kırılıyorum. Sormak için seninle baş başa kalmayı bekledim. Ben de yeni öğrendim. Senin bilmediğini düşünüyorum. Ne? Adem'in sizin okulda bir alakası var mı? Adem mi? Yok, ne alakası var Adem'in bizim okulla? Ne? Hayatım, Adem sizin okula ortakmış. Dilara'nın da kredi çektim dediği parayı nereden bulduğunu anladık. Adem'den almış. Ne diyorsun ya Faruk? Aa, saçmalama. Olur mu canım öyle şey? Yani böyle bir şey, böyle bir konuda yalan söylemez bana Dilara. Nereden çıkıyor ya bu saçma sapan haberler? Anlamadım ben. Kaynağım sağlam. Maalesef durum böyle. E tamam, hadi yürü gidelim o zaman. Gidelim, kendimiz soralım. Aşkım sakin ol. Ben yarın gider konuşurum. Be. Faruk, ben gidiyorum. İster gel ister gelme. Dünya yansa gideceğim ben bu gece. Süreyya, bir sakin ol. Annem de doktor ya. Konuşmadınız mı? O belki iyileştirir Murat abiye. Üzülme, iyileşir. Bana sarılmak hep iyi geliyor. Belki sana da iyi gelir. Hem de nasıl. Hem de nasıl. Çok teşekkür ederim. Daha sıkı sarıl, daha sıkı. Daha iyi gelir. Emir'cim, biz gidiyoruz artık. Hadi. Berhar olun. Berhar olun ne demek? Berhudar ol, berhudar. Bunu yaşlılar söyler. Gene gel olur mu? Olur. Ha? Murat abine de bana sarıldığın gibi sarıl, olur mu? Bak ona da iyi gelsin. Hadi Süreyya, ne oldu? Galiba sinirden kramp girdi, bilmiyorum. Elin ayağın titriyor Süreyya. Dediğim dedik. Allah Allah. Ya sabah bıraksan olmuyor muydu? Nasıl bırakayım Faruk bunu sabaha kadar? İçimde mi patlasın? Ya ben konuşacağım dedim sana. Şu haline bak. Neyi konuşacaksın Faruk sen benim için? Benim hesabım bu. Bana yapılan bir yanlış. Sen nasıl hesabımı sorabilirsin? Benim gözümün içine baka baka hesap verecek bana. Ya Süreyya abla, kim kızdırdı seni bu kadar? Tatlım, bir şey yok. Bazen büyükler de hata yapabilir. Sadece kulaklarını çekmek lazım. Benim annem hiç kulağımı çekmedi. Emir'ciğim, Süreyya ablan zaten lafın gelişi söyledi. Deyim gibi bir şey bu. Benzetme. Hı hı, evet. Ben bir benzetme yapacağım Dilara ablana, o kadar.
mi gelmem diyordun? Yine ters köşe yaptın. Kuzum? Bana yalan olduğunu söyle. Yalan olduğunu söyle. Faruk'u katillikle suçlayan adamın, bana bu kadar gerginlik yaşatan adamın benim okuluma ortak olmadığını söyle bana ne olursun. Süreyya, arabası kurşunlanmıştı. Yalan söyledin. Hı. Süreyya, yalan söylemedim. Doğru zamanı bekledim sadece. Neyin zamanını beklediğini söyle bana. Bir şey saklamak da yalan söylemektir. Söylememek de yalan söylemektir. Ya sen benim hayalimi kocaman bir yalanın üstüne kurmama izin verdin lan. Koca bir yalan. Sen izin verdin bana. Süreyya, mecbur kaldım ya. Mecbur mu kaldın? Ulan neyine mecbur kaldın sen ya? Neye, ne zaman mecbur kaldın sen? Ya sana kalsaydı daha şu anda ortada okul mokul yoktu. Adem ayrıca geçici ortak. Sadece bana destek oldu. Ne var bunda ya? Ben Adem'le neler yaşadım? Senin haberin var mı ya? Ne sınavlar verdin? Dinlemedin ki beni. Hiç umurunda bile değilim ben. Nereden bileceğim? Nereden bileceğim? Anlatmazsan nereden bileceğim ben? Anlatsaydın. Aynı mücadeleyi benim için de verseydin o zaman. Hanımlar, bir sakin olun. Hayatım, bir dinle. Ondan sonra konuşursunuz. Ben buraya hiçbir şey dinlemeye gelmedim Faruk. Geç gelen bir açıklama benim için bir açıklama değil. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Ben buraya bunun gerçek olmadığını sana ispatlamaya gelmiştim. Yanılmışım. Gerçekten. Dilara deyince aklıma 3 tane şey geliyor benim. Dobrak, kardeş, cadı. Ya 4 tane canım var benim zaten. Sen, teyzem, Dilara, bir de bebeğimiz ya. Nasıl benim canım böyle yakar ya? Tamam, sakin ol hayatım. Bak eminim. Dilara'nın bu dünyada üzmek isteyeceği en son kişi sensin. Şimdi gidip bir de ben konuşayım. Sen git beni arabada bekle. Hayır, istemiyorum. Faruk, gidelim buradan. 2 dakika. Hadi hayatım. Hadi inat etme. Hemen gidiyorum. Adem'in okula harcadığı para ne kadar? Ne yapacaksın? Suratına mı çarpacaksın? Ya sen Süreyya için uğraşıyorsun dedim. O da benim için uğraşıyor ya. Bunu anlamak niye bu kadar zor? Ben niyetlerimizin aynı olduğundan emin değilim. Sen meleksin, o şeytan. Sen hep haklısın, o haksız. Süreyya seni desteklemekte haklı. Ortada bir aptal var, o da benim değil mi? Ben Süreyya değilim. Eğer dilimizin kemiği olmadan konuşacaksak yere saçılıp dökülenleri yerden toplayamayız, tamam mı? Bu aranızdaki bir mesele. Kendiniz halledin. Ya Adem o okulla ilişiğini kesecek ya da karım. Beni ilgilendiren tek şey bu. Şimdi iyice düşün, kararını ver, seçimini yap, bana mesaj at.